Microsoft Word 7. bölüm. Postalar. Bu bölümün sonunda postalar sekmesindeki öğeleri tanır ve kullanabileceksiniz. Postalar sekmesi. Zarf ve etiket çalışmaları için postalar sekmesi kullanılır. Sekme üzerindeki gruplar ve seçenekler görülmektedir. Word programını kullanarak zarf, mektup, etiket, e-posta iletileri oluşturulabilir. Oluştur grubundaki zarflar seçeneği tıklanınca ekrana zarflar ve etiketler iletişim penceresi gelir. Buradan zarf üzerine yazılacak adres, iade adresi bilgileri yazılarak yazdırma işlemi yapılabilir. Evet arkadaşlar, şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım. Microsoft Word'de beraberce mektup zarfı ve karşılama metni hazırlayalım. Bunun için sekmelerden posta sekmesine gidiyoruz. Posta sekmesinden ilk başta zarfımızı oluşturacağız. O yüzden oluştur kısmından zarflara tıklıyoruz. Karşımıza gelen zarflar ve etiketler iletişim penceresinden teslim edilecek adresi giriyoruz. Teslim edilecek adres. Önder Bilgisayar Kursu. Güneşli Mahallesi, Evren Caddesi, No 24, Kat 2, Bağcılar, İstanbul. İsterseniz iade adresi, yani gönderen kişinin adresini de yazabilirsiniz. Biz de yazalım. Güngören'den bir öğrencimiz yazsın bunu. Güngören/İstanbul. Evet. Ve belgeye ekle dediğim zaman, benim varsayılan olarak kullanırsın mı? Hayır. Belgeye ekle dediğim zaman benim ilk sayfamı aynı bir zarfa benzer şekilde biçimlendirmesini yapar ve gerekli yerlere de gerekli bilgileri koyar. Sol üst köşeye gönderenin adresi, ortaya da alıcının adresini yazar. İkinci kısma da bizim listemizde bulunan kişilere karşılama yazıları ya da başlangıç yazıları yazabiliriz. Bunun için de yine geliyoruz. Adres mektup birleştirmeyi başlat kısmından. Adım adım sihirbazla beraber yapacağız. Adım adım başlıyoruz. Tabii ki mektup yazacağız. O yüzden ileri diyoruz. Bu belgeyi kullanacağız. Yine ileri diyorum. Listemde var olan kişiler için kullan diyor. Hayır, bizim için, biz yeni oluşturacağız. Yeni liste yaz sekmesini tıklıyorum ve oradan sonra da oluştura tıklıyorum. Burada başlık kısmı var. Bunu verebilir, isterseniz geçebilirsiniz. Kişi öğretmenimizin adı olsun. Tabii şirketi Önder Bilgisayar Kursu. Bu kişiyi ekleyelim. Tamam dedik. Kişi eklendi. Burada diyor ki ben bu kişiyi kaydedeyim. Her zaman ben bunu saklayayım. Ben de dosya adı veriyorum. Kişiler dosya adı. Tabii küçük harflerle verirsek daha iyi olur. Kişiler dedim. Türkçe karakter kullanmamaya çalışın. İsim verirken kaydet dedim ve artık kişi eklendi. Tamam diyorum. Sonra mektubumu yazmaya başlıyorum. Selamlama satırında sayın diye başlıyorum. Bakın ön izlemesi gözüküyor. Sonra devam ediyorum. Mektuplarımın ön izlemesine bakıyorum tek tek. Hatta yanlışlık olduysa bir geri gelip işte adres bloğuna bakabiliyorum. Buradan elektronik pul koyabiliyorum eklentiniz varsa. Ek öğelere ekleyebiliyorum. Tekrar devam ediyorum. Ön izlemesine bakıyorum. Evet, burada bir sorun yok. Hitabı başladı. Tamamla diyorum. Ve şu anda benim adresim bitti. Bakın zarfımı hazırladı. Sonra da hitabım başladı. Artık bundan sonra geri kalan yazıyorum.
gönderdim. İstediğimde bitirebiliyorum. Buradan bitir ve birleştir kısmından isterseniz e-posta olarak gönderebiliyoruz Outlook programını kullanarak ya da belgelerimi yazdırabilirim. Evet. Belgemi yazdım ve artık işlemimi bitirdim. Ve ben zarfımı ve mektubumu oluşturmuş oldum.